Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 15. haftasının 3. videosundayız. Düzgün çokgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 140'ın sol tarafı ve 141'in de sağ tarafını anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzgün beşgen ve düzgün altıgeni ayrı videolarda anlatma kararı aldım. Çünkü düzgün beşgeni anlatırken düzgün tekgenleri genelleyeceğim. Düzgün altıgeni de anlatırken düzgün çiftgenleri genelleyeceğim. O yüzden bu videoda düzgün beşgeni, bir sonraki videoda da yani çokgenlerin son videosunda da düzgün altıgeni anlatacağım size. Şimdiki işimiz düzgün beşgen. Evet, neymiş bakalım. Beşkenarın uzunluğu eşit ve 5 iç açısı eş olan konveks çokgene düzgün beşgen denir. Hocam öncelikle işimiz neydi? Dış açıyı bulmaktı. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman buluyoruz 72. Dış açısı 72. Dış açıdan dolayı iç açıyı da buluruz. Kaç? 108 derece. Bir de burada bütün köşegenler birbirine eşit. Bir önceki videoda biliyoruz ki eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşitti. Mesela bu iki kenara ayırmış. Bu da çizsem bu da iki kenara ayırıyor. Şunu da çizsem bu da iki kenara ayırıyor. Bunu da çizsem bu da iki kenara ayırıyor. Hatta bunu da çizsem bu da iki kenara ayırıyor. Hatta 5 tane köşegen oldu. Düzgün beşgende 5 tane mi var? N çarpı n eksi 3 bölü 2, yani 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 tane olduğu zaten formülden de belli. Burada da arkadaşlar 5 köşegen var. 5 köşegenin 5'i de eşittir. Yani bütün köşegenlere eşit olan tek bir çokgen vardır. O da neymiş arkadaşlar? Düzgün beşgenmiş. Bütün köşegenler eşit. Hatta bir önceki videoda da anlattık zaten de. Düzgün beşgende bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilirse ne yapıyoruz? Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Ama 5 köşegenden mantıklı olan hangisi ise ona göre çizip ona göre işlemimizi yapıyoruz. Değil mi? Evet, düzgün beşgenin ilk kısmını hallettik. Şimdi gelelim şu kısmına. Simetri ekseni olan kısmına gelelim arkadaşlar. Düzgün beşgenin 5 tane simetri ekseni vardır. Evet, düzgün çokgenlerin hepsinin simetri ekseninin sayısı kenar sayısı kadardır. Düzgün beşgende 5, altıgende 6, yedigende 7 diye gidiyor. Peki simetri ekseni dediğimiz şey nedir? Simetri ekseni dediğimiz aslında katlama çizgisidir. Sen beşgen şeklindeki bir kağıdı öyle bir katlama yap ki dışarıda hiçbir parça kalmasın. İşte o katlama çizgisi budur. Sen buradaki, yani şu köşeden karşı kenara çizilen diktir. Sen buradan şuraya böyle bir katlama yaptığın zaman bu bunun üstüne biniyor arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Simetri ekseni adını veriyoruz. Hatta bütün tekgenlerde, yani eşkenar üçgen en küçük düzgün çokgendir zaten. Eşkenar üçgende, düzgün beşgende, düzgün yedigende, düzgün dokuzgende, bu saydığımız bütün tekgenlerde ne oluyor? Bir köşeden karşısındaki kenara çizilen dikme simetri eksenidir arkadaşım. Bunu sakın ama sakın unutma. Peki simetri eksenidir diyoruz. Buradan dik çizdiğimiz zaman simetri ekseni ya, açılar da eşit olur, kenarlar da eşit olur. Peki biz bir de geometride şunu biliyoruz. En az iki kuralı var. Bu düzgün beşgense ve sen bir yükseklik çizersen İki kural sağlandı, diğerleri de sağlanır diyebilirsin. Açı ortaylık ve kenar ortaylık sağlanır. Ya da düzgün beşgen bu ve karşı kenara kenar ortay çizdin. O zaman ne diyeceksin? Açı ortay ve yükseklik olmasını da sen ekleyeceksin. Ya da düzgün beşgen ve açı ortaysa simetri eksen deyip bunun kenar ortay ve yükseklik olmasını da sen ekleyeceksin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Hatta eşkenar üçgen demişken şöyle söyleyelim. Bak, bu da simetri eksendir. Eşkenar üçgende karşısındaki kenara çizilen yükseklik simetri ekseni. Çünkü hem açı ortay oluyordu hem de kenar ortay oluyordu. Hatırladım. Biliyorsun zaten bunda. Neyse, simetri ekseni. AH simetri ekseniymiş. Yani hem açı ortay hem kenar ortay. Bunu hallettik. Bir de simetri eksenlerinin kesim noktası her şeyin merkezidir arkadaşlar. Her şeyin merkezi derken işte ağırlık merkezi denilebilir. İşleye çemberin merkezi denilebilir. Ondan sonra dışlaya çemberin merkezi demeyelim tabii ki. Burada dışlaya çemberin merkezi yok. Çevrel çemberin merkezi denilebilir arkadaşlar. Yani hocam bunlar nedir demeyin. İşteğet çemberi duyduğun zaman ne yaparsın? İçeriden teğet çember çizersin. İçeriden teğet çember çizince buradaki işte işteğet çemberi bu. İşteğet çemberin merkezi oymuş. Bu arada bunu şey yapmadan önce şunu da anlatayım. Şuradaki simetri eksenlerinin kesim noktası, bakın hepsi bir noktadan geçiyor. İşte tam olarak burası da her şeyin merkezi. Şunu çizdik. İşteğet çemberin merkezi burasıysa eğer, yarıçapı ne oluyor? Buradan karşı kenara çizilen dikmeler oluyor. Bak, küçük r işteğet çemberin yarıçapı oluyor. Hocam çevrel çemberin yarıçapı ne oluyor? Çevrel çemberini çizdiğin zaman zaten bunu fark edeceksin. Hadi çiz bakalım çevrel çemberini. Çizdin, yani çevresinden geçen çember işte bu çevrel çemberi. Merkezimiz burasıysa şu bizim yarıçapımız yapmıyor mu? Ya da bu, ya da bu yarıçapımız yapmıyor mu? Yapıyor. İşte buradaki olay da çevrel çemberin yarıçapı oluyor arkadaşlar. Tamam mı?
Burada söyleyecek başka bir şey var mı? Yok. Dediğimiz gibi simetri ekseni her şeyin simetri eksenlerin kesim noktası her şeyin merkezidir. Çevreçemberin yarıçapını öğrendik. İşleyeçemberin yarıçapını öğrendik. Bundan sonrasında işlemler yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hatta şunu da bir anlatayım. Eğer burası her şeyin merkezi ise, çokgenin merkezi de denilebiliyor tabii burası. İşte işleyeçemberin merkezi ya da çevreçemberin merkezi ise böyle üçgenler oluşturduğumuz zaman bak dikkat et bu çevreçemberin yarıçapı ya. Hocam çevreçemberin yarıçapı. Bu da bu da bu da bu da. Hocam bu da düzgün beşgenden dolayı birbirine eşit. Aa ne oluyor? Hocam şu üçgenlerin hepsi eş üçgen oldu. Çift çizgi, çift çizgi, çizgi, çift çizgi, çift çizgi, çizgi olduğundan dolayı. Bunlar hepsi eş üçgen olduysa eğer buraya alfa dersem çizgiyi gören, çizgiyi gören burası da alfadır, burası da alfadır, burası da alfadır, burası da alfadır. Buradan ne oluyor? Alfayı bulabilir miyiz? Evet, bunun tamamı 360 derece. 360 bölü 5 bana burayı verir. Şu merkezden köşelere gittiğim zaman ki bir kenarı gören açı ne mi oluyormuş? 360 bölü 5. Hatta dış açıyı bulduğumuzdaki yani buradaki merkez açı aynı zamanda neye eşit oluyor? Dış açıya da eşit oluyor. Hatta buradaki üçgenlerin de eş olmasını da unutma. Bazen alanla da ilgili sorular geldiği zaman burada alan dağıtımı yaparken merkezden üçgenler oluşturarak da alan dağıtımı yapacaksın. İşte o yüzden biz bunları anlatıyoruz. Bunları anlatalım ki kuralla ilgili şeyleri yaparsın ama mantıkla ilgili şeyleri yapamayacağını daha öncesinde konuşmuştuk. Evet öğrendik mi şimdi düzgün beşgeni arkadaşım? Öğrendik. O zaman sırada ne var? Sorusu var. Bakalım ne demiş? Düzgün beşgen demiş. Ali kare uzunluğunun 3 tanesi. Yani buraya 2K. Ege Ankara'da ne oluyor o zaman? 3K diyelim. Ege Ankara 3K. Ali kare 2K. Hocam 5K ise burası da 5K. Ne verilmiş? Buradan karşı kenara çizilen kenar ortay verilmiş. Bu neydi? Simetri ekseniydi. Simetri ekseni aynı zamanda açıortaydır, aynı zamanda yüksekliktir. Şimdi Kenan Bey uzunluğunu vermiş bize. Hop Kenan Bey uzunluğu 21 verilmiş. Ben burada 21'i kullanacağım. O zaman şu üçgene yoğunlaşacağım arkadaş. Bu üçgende ne var? Bak şurada açıortaylık var. İşte o yüzden eksik her parçayı şekil üzerinde göstermemiz lazım. Hocam bu üçgende bu açıortay oldu ve benden BL isteniyor. Zaten bu üçgene yoğunlaşacağım aşikar. Bu üçgende çizilen açıortay şeklinde olduğu için bu koldaki oran tabandaki orana eşit olacaktır. Hocam burası 5'e 2 oran varsa soldan sağa, soldan sağa burada da 5'e 2 oran vardır. Yani 5n 2n'dir. Toplamda 7n'i vermiş bana. 7n eşittir 21 ise n'i de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Benden ne isteniyor? X yani BL dediğimiz X. O da kaç yaptı arkadaşlar? 5n. Yani n yerine 3 yazarsam cevap kaç olur? 15 olur. Geldik örnek 20'ye. Alanla ilgili bir soru. S1 ve S2 alanı ile ilgili bir soru. Bak bu simetri ekseni. Bak bu da simetri ekseni. Simetri eksenlerin kesim noktası çokgenin nesiydi? Merkeziydi. Burası merkez. Hocam alanla ilgili bir şey var. İşte alan dağıtımı yapacağız burada. Alan dağıtımı yaparken de merkezinden böyle üçgenler oluşturalım arkadaşlar. Nasıl ki biz üçgende alan dağıtımı yaparken ne yapıyoruz? Tepe noktalarına göre alan dağıtımı yaparken burada da düzgün çokgenlerde de üçgen lazım olacaksa bize o üçgeni çokgenin merkezinden oluşturarak yapacağız arkadaşlar. Tamam. O zaman ne yapalım? Şu merkezden hocam şöyle üçgenler oluşturalım. Sen bu üçgenleri oluşturduğun zaman şöyle üçgenleri oluşturduğun zaman buradaki 5 tane üçgen ya hangi 5 tane üçgen bak 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgen. 5'i de eş üçgen değil mi bunların? Biraz önce anlattık. Evet. Çünkü bunlar yarıçaplar. Bunlar yarıçap aynı zamanda şu kenarlar da birbirine eşit. Bunlar da eş üçgen olduğu için buradakiler hepsi birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Alan dağıtalım. Hocam burada ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için tabanı iki eş parçaya böldü. Bu da aynı şekilde tabanı iki eş parçaya böldü. Ben buraya A alanı buraya A alanı dersem burası da A alanı olmak zorunda alan dağıttım. Burası 2A ise her yer 2A olmak zorunda değil mi? Evet. Hocam burası da 2A. Bunlar da A'ya A diye paylaşacak mı? Paylaşacak. Şimdi benden S1 bölü S2 isteniyor. S1 dediğimiz bak toplamda 2A oldu. S2 dediğimiz de 2A'sı burada A'sı burada. 3A oldu. Oranladığımız zaman da kaç yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Örnek 20. 2 bölü 3 oldu dostlar. Geldik örnek 21'e. Bak. 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 Bu soruya dikkat. Lütfen dikkat. Çünkü niye? Sınavda bu soruyu ÖSYM çok sever kardeşim. Tam da bir döndürme sorusu. Yani bunu nerede sorar? Belki analitik geometride dönüşümler içerisinde sorar. Hocam bunun burada ne işi var? Tam yeri aslında. Analitik geometride de siz şeyi bilmiyor musunuz kardeşim? Dik koordinat sistemini bilmiyor musunuz? Sadece dik koordinat sistemini kullanacaksınız burada. O mantıkta o yüzden burada sormayı
tercih ettim. Çünkü ta analitikte anlatırsam ondan sonra düzgün beşgen unutmuş olurdunuz. Bir anlamı kalmazdı. Çok güzel bir soru. Şunu bir kendin yorumlar mısın lütfen? Bir kendin yorumla, bir çözmeye çalış bakalım. Bir şeyler fark edecek misin? Çünkü bazı soruları seninle uğraşman gerçekten ama gerçekten çok önemli diye daha öncesinde bunu konuşmuştuk. Yap ve yoruma yaz ne yaptığını, tamam. Hadi ben şimdi çözüme başlayayım bakayım. Şimdi soruda analitik düzlemde demiş. A köşesi y ekseni üzerinde. Evet şöyle. Ve merkezi orijinde olan düzgün beşgen merkezi de buradaymış. Merkez dediğimiz neydi? Simetri eksenlerinin kesim noktasıydı. O zaman onu kullanacağım. Hocam bu simetri ekseni buradan geçen böyle dik. Ya da merkezi burasıysa burada üçgenler oluşturacak olursak böyle böyle. Bu üçgenlerin hepsi ne olacak? Şekil biraz şey çizilmiş ama idare ediverin. Bu çokgen biraz daha aşağıda olmak zorundaydı. Merkezi kullanacağım ya. İşte şu üçgenlerin hepsi ne olmak zorunda? Birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Hocam ne yapmışım burada? Düzgün beşgen O noktası etrafında kaç derece döndürülürse şekil 2'deki görüntü oluşur diye soruluyor bize. Şekil 2'de benim dikkatimi çeken şekil 1'de ne? Şekil 1'de benim dikkatimi çeken şu. Hocam bir tek A köşesi burada. Döndürdüğüm zaman A köşesi buraya gelecek. Tamam, o zaman buraya gelecek. Bunu düşüneceğim ben. A köşesini dikkate alıp ona göre yapacağım. Ya da istersen hocam döndürdüğüm zaman D köşesi buraya gelmiş. D köşesine göre de yorumlayabilirim. Tabii istersen D köşesine göre yorumlayalım burada. D köşesine göre yorumlayalım. Şimdi gençler öncelikli olarak bunlar ne? Bunlar 360 bölü 5'ten şurada kaç? 72 derece. Burası da 72 derece. Hocam burası da 72. Burası da 72. Tamam. Bu simetri ekseni. Başka bir şey verilmiş mi burada? Başka bir şey verilmemiş galiba, değil mi? Başka hiçbir şey verilmemiş. Sadece şu x ekseni denmiş. Tam bu köşe burasıysa, bu köşe burasıysa, bu simetri ekseni ise eğer, çünkü analitik düzende A köşesi y ekseni üzerinde ve merkezi burası. Tam köşeden ve merkezden geçen bu simetri ekseni olmak zorunda değil mi? Simetri ekseni ise burası ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece olmak zorunda. Hocam burası da 90 derece ya. Burası da 90 derece ise şunlar ne oldu? Birbirine paralel oldu. Yöndeşlikten dolayı. Bu da ikizkenar olduğundan dolayı. Hani şu merkezden bu köşelere gelen ikizkenar olduğundan dolayı. Aynı zamanda açıortay olmak zorunda. 72 olduğundan bunlar kaçar derece oldu? 36'şar derece oldu. Şimdi sen şu merkez etrafında döndür bakayım şunu. Hocam burası 36 oldu da buraya kaç kaldı? 54 mu kaldı 90 olduğundan dolayı? Evet. 72'yi buraya yazdın. Buraya da 72 yazdın. Buraya kaç kaldı? 18 derece kaldı. 90 olduğundan. Burası da 90 olduğundan. Buraya da 18 derece kaldı. Şimdi sen D'ye bakıyorum arkadaşım. D'yi döndüreceksin. 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 Hop buraya gelecek. Çünkü D buradan nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Kaç derece dönmüş oluyor? İşte bu soruluyor. Bak dikkat. Buradan buraya hocam 54 derece. Sonra buradan buraya 90 derece. Buradan buraya da 90 derece. Yani 180 90 artı 90 artı bir de kaç derece döndü? 54 derece. Tekrar gösteriyorum. 54, 90 ve 90'ın toplamı isteniliyor bizden. O zaman topladığım zaman 180 artı 54'ten kaç çıkıyor? 234 derece mi çıkıyor? Evet. İstersen sen A köşesine göre de döndürme yapabilirsin. Ama A köşesi hocam burası belli. Buradan buraya gelecek. D'nin olduğu yere mi geliyor? Onu kestiremeyiz. Ama en azından D burada ya. D'den buraya doğru döndürmeyi yapıp D'den gitmek çok çok daha mantıklıydı bu soruda. Gerçekten hoş bir soru. ÖSYM'de böyle soruları sever. Uzun zamandır da bu şekilde bir döndürme sonrası düzgün çokgenlerde sormuyor. Çok yakın bir zamanda böyle bir soruyla karşılaşabilirsin. 2024 tayfa ve 2025 tayfa için söylüyorum. Bak ikisi 2 yıl için. 2 yıla dağıtıyorum. Önceden böyle çok fazla dağıtabiliyordum ama 2 yıl içerisinde böyle bir soru çıkacak kardeşim. Ya düzgün beşgende çıkar ya düzgün altıgende çıkar. Ya da bu soru düzgün dokuzgende de sorulabilir. Biraz önce dedik ya ne anlattık? Düzgün beşgendeki söylediğimiz şeyler düzgün tekgenler için de geçerlidir. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Evet gençler böylelikle düzgün beşgeni hallettik mi? Hallettik. Sırada ne var? Düzgün altıgen var. O da çokgenlerin son videosu olsun arkadaşlar. O zaman 15. haftanın 4. videosunda yani bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.